Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 31 Aralık ve yılın son günü. Ben de şöyle bir 7 saatlik program yaptım. Hatta yapmıştım, uyguladım, bitti. Şu an 1 Ocak'tayız. Ben bu videonun başlangıç videosunu yanlışlıkla sildiğim için şimdi tekrar çekiyorum. Size çaktırmamak elde değil. Çünkü ben burayı işaretledim ve son videoda fark ettim silindiğini. Ama yapacak bir şey yok, olsun. Öncelikle videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve bugün nasıl çalıştığımı, hangi kaynakları kullandığımı bunları anlatacağım size. Şimdi başlayalım. Evet, şimdi tarih notlarım, kaynaklarım ve soru bankalarımla tekrar buradayım. Yani bilmiyorum, bende mi bir sakarlık var ya da şanssız mıyım ya da bir iş yapacağım, bir şey mi başıma gelir, anlamadım. Yani sen kalk, bu su düşsün yere, her yer ıslansın. Onunla uğraştım, bayağı geciktim, bir 10 dakika. Neyse. Şimdi bunlar benim notlarım arkadaşlar. Ben notlarımı Ramazan hocanın tahtaya ne yazdıysa onun aynısını yazıyorum. Yani ben not, o yüzden tarih notlarını vermiyorum kimseye. Çünkü yani hocanın zaten hani birebir notlarıyla aynı. Ben yazarak anladığım için, böyle çalışmayı sevdiğim için ve hani şöyle söyleyeyim size, ben 2019-2020 arasında 2020 KPSS'ye hazırlanırken tekrar böyle bir çalışmayla gittim ve o zamanki notlarım hala bile benim aklımda, hani nereye neyi yazdım hala hatırlıyorum. O yüzden benim için böyle daha verimli geçiyor. Yani bana çok soruyorlar, yani diyorlar ki işte yazarak çok zaman kaybetmiyor musun? Kaybetmiyorum, çünkü ben hem hızlı yazıyorum. Yani zaten Ramazan Hoca'yı dinleyenler bilir. Ramazan Hoca anlattıktan sonra tekrar tahtaya yazarken de anlatıyor. Ben onunla birlikte tahtaya yazıyorum arkadaşlar. Benim için daha verimli oluyor. Hiçbir şekilde zaman kaybı da yaratmıyor bana. Yani videoyu hiç durdurmuyorum hani yazmak için. Öyle işte, bunlar benim kendi notlarım. Bunlardan bir tekrar geçeceğim. Tabii ki bu yetmez. Ekstra bir kaynaktan da geçmek lazım. O yüzden bir tane de şöyle bir ta 2019'da aldığım bir not var. Böyle özetli bir şekilde. Genelde bunu okumuyorum. Bunu özetlerde okuyorum. Ama size bunu göstermek istedim. Yani çok iyi bence. Çok güzel bir şey. Bunu nereden aldığımı hiç hatırlamıyorum, inanın. Böyle işte. Her şey böyle özet özet yazmış ama hani önemli şeyler hiç es geçmemiş. Gerçekten hani eksiği yediği olan hiçbir şeyi yok neredeyse. Bayağı işe yarar bir şey. Ben bayağı da çalışmıştım bununla. Daha sonra bir de bu var. Bu tarih kaynağı var. Peki bir konu anlatım kitabı. Ben normalde konu anlatım kitaplarına asla çalışmazdım. 2020 KPSS'de zaten bomboş, gördünüz mü? Bu sene bir bakayım artık dedim. Hani bakmak lazım çünkü unutuyorsun ve hani nasıl diyeyim, sen notlarını ne kadar hani notlarında şey yapsan da, hani bilsen de nereyi nereye yazdın falan filan, bazen hani bazı şeyler eksik olabiliyor ve ek kaynaktan da illa hani bir yardım alman gerekiyor bence. Ben öyle düşünüyorum artık. 2020'de düşünmüyordum, artık düşünüyorum. O yüzden şimdi ben tekrar buradan başlayacağım. Ondan sonra böyle okuyacağım buraları güzel bir şekilde. Tekrarımı yapacağım. Daha sonra soru çözümüne geçeceğim. Soru çözümünde de bu kaynağı kullanıyorum arkadaşlar. Soru çözümünde tarihte Ramazan Hoca'nın kaynağını kullanıyorum. Benim önerdiğim kaynak, bence izlediğiniz hocanın kesinlikle ama kesinlikle soru bankasını çözün. Çünkü hoca size videoda önemli bir yeri anlatıyor ve siz o önemli yeri yazıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz falan filan. Ama soru bankasına gelince, hani mesela her hocanın önemli dediği yeri soru bankasına soru olarak soruyor. O yüzden yani bence dinlediğiniz hocanın kesinlikle konu anlatım kitabını alın. İkincisi PGM'in Ezber Bozan Soru Bankası kitabı. Bu soru bankasını hala çözmedim, yeni aldım ama PGM'in kitapları her zaman kaliteli ve hani ÖSYM'e en yakın sorular diye düşünüyorum. O yüzden ben bunu çözüyorum tarihte ikinci olarak.
Üçüncü olarak alacağım kaynak da, ben hep 3 kaynak, yani 2020'ye hazırlanırken 3 kaynak çözdüm. Daha fazla çözmeye gerek yok. Zaman kaybı bence. Çünkü yani denemeler daha iyiyken soru bankası bence vakit kaybı. Çünkü sen mesela diyelim gün içinde kaç tane konu var, yani sen bir baştan başlarsan, hani bir konuyu baştan başladın diyelim, ikinci konuyu ikinci gün çözdün, bir en az bir ayını alır yani. Bir de hani açıkçası gerçeği söylemek gerekirse bir ayda yani sadece tarih çalışarak bitebilecek kitaplar onlar. O yüzden ben 3 kitaptan fazlasını çözmeye çok mantıklı bulmuyorum. Daha sonra PGM'in şu soru bankası setini almayı düşünüyordum ama birkaç yorumda denk geldim. Güncel değilmiş. O yüzden almak istemedim. Şu paragraf kitabını daha sonra alacağım. Bu seti tamamını aldım. Sete bayıldım. Bence harika bir set. Ama tarihte 3. kaynak olarak da doğru tercihin tarih kitabını alacağım. Herkesin şu çözdü inanılmaz tarih kitabını çok merak ediyorum. Çünkü çözmedim ben. Çok fazla konuştum. Artık bence çalışma vakti. Arkadaşlar benim tekrarım bitti. Şöyle bir tekrarlarımı yaptım. Şimdi soru çözümüne geçeceğim. Ben genelde soru çözümlerinde mesela diyelim ki önceki konu, şimdi bu konuyu bitirdim ya, bundan önceki konu neymiş? Osmanlı Devleti ve Islahatları Dağılma Dönemi. Bu konunun son testini her zaman bir testini bir bırakırım. Tekrar amaçlı bu testi bir çözerim. Ondan sonra yeni konunun testlerine geçerim arkadaşlar. Ben böyle soru çözümlerimi yapıyorum. Tekrar amaçlı her zaman bir tane soru soracağım. Her zaman bir tane bırakırım hep. Hani diğer konuya geçmeden önce bir küçük bir tekrar olsun diye bir test bırakırım. Şimdi geçiyorum sorulara. Evet arkadaşlar, benim soru çözümüm bitti. Soru çözümlerimi yaptım. Bu kitaptan pazar günü, ben cumartesi ve pazar günleri genel tekrar yapıyorum. Pazar günü de aynı konudan ve ilk konudan buradan soru çözeceğim. Tekrar amaçlı. Şimdi coğrafyadan soru çözeceğim. Bu kitabı da yarın bitirmek üzereyim. Yarın bitireceğim. Şimdi birazdan madenler ve hayvancılığı bir tekrar yapmak istiyorum. Çünkü ben bayağı uzun bir zamandır hiç bakmadım onlara. Bir tekrar yapıp tekrar dedim. İşte videolarını tekrar izlemeyi düşünüyorum. Çünkü ben coğrafyadan çok not tutan biri değilim. O yüzden bir tekrar geçeceğim. Madenleri falan biraz unuttum. Tekrar videosunu izleyeceğim. Sonra testlerini bitireceğim. Yarın da kalan sanayi ve bölgeler testlerini çözüp bu kitabı bitireceğim. Şimdi size coğrafyadan çözdüğüm kitapları göstereyim. Evet, az önce söylediğim gibi ben bu serinin hepsini aldım. Coğrafyada bunu çözmeye başlayacağım tekrarlar için. Yani bu kitaptan sonra. Bir de bunu almadan önce bu vardı bende, bu çek kopar yaprak testi vardı. Ben çok seviyorum böyle yaprak testleri. Öyle hemen yapıp çekip çıkarıp 2 dakika çözüp bırakıyorsun. Tamam, bunların çözümleri olmayabilir ama hani konuyu iyi anladıktan sonra bunlar çözünce bence faydalı oluyor tekrarlar için. Dediğim gibi bundan önce bunu çözüyordum. Tabii ki buna devam edeceğim. İkisini birlikte götüreceğim. Zaten bu bitiyor. Bunu genel hafta için çözümleri, bunu da hafta sonu çizim çözümleri için kullanacağım.
Arada böyle bir 10 dakikalık, 20 dakikalık hani müsait olduğum zamanlarda da bunu çözerim diye düşünüyorum. Böyle işte şimdi coğrafya tekrarına geçiyorum. Bakın bu bir dramdır. O kadar yaz yaz ama en sonunda bunu fark et. Bu bir dram gerçekten. Evet, şimdi matematiğe geçtim ama kendime bir güzellik yaptım ve O Ses Türkiye'yi açtım. Yani bu güzellik sayılır mı bilmiyorum ama olsun. Yine de yeni yılı sadece ders çalışmakla değil de bir şeyleri izlemekle de geçiririm belki diye düşündüm ve açtım. Matematikte zaten müzik dinlemeyi seviyordum. O yüzden bu da iyi oldu. Bu da benim bahane. Neyse, ben ders çalışmaya geçiyorum. Haydi. Güle. Birlikte bir soru çözelim. Ve benim nasıl soru çözdüğümü, nasıl yavaş çözdüğümü burada görün. Şimdi demiş ki aşağıdaki şekilde her bir dairenin içerisine belli bir kurala göre sayılar yazılıyor. Biraz kısalım bunu. Sonra demiş ki buna göre toplam daire sayısı kaçtır? Burada 7'den 12'ye, 12'den 7'ye kaç artmış? 5 artmış. 5, 5. Şimdi 77, burada terim sayısı ilk son terim. Burada terim sayısını istiyor. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Buradan 70 bölü 5 artı 1. 70 bölü 5'ten bir kere var. 20, 14. Bir de 5 vardı burada. 14 artı 1'den 15. Yani biraz hızlı oldu sanki ama bu çok basit. Yani sınavda bu çıkmıyor ki. Bu çıkmıyor. O yüzden ben bunu hızlı hızlı çözüyorum. Yani belki de uzatmışımdır. Yani bilmiyorum. Böyle çözüyorum genelde. Evet arkadaşlar. Şimdi ben videoyu kapatacağım. Çünkü ben 2 saatim var zaten. Aradayım şu an. 2 saat yine matematik çözmeye devam edeceğim saat 12'ye kadar. Ama şu an kapatmayı düşünüyorum. Ve size kapatmadan önce matematik için hangi kaynakları kullanacağımı göstermek istiyorum. Öncelikle geometri için, yani matematiğin içine geometri sonuçta, onu da çözmemiz lazım. Pragmatik serisinin şu iki kitabını aldım. Bence muhteşemler. Yani bayıldım ben pragmatik serisine ama bunlar tüm sınavlar olmasına rağmen mesela pragmatik serisi çoğunlukla TYT için üretildi. Belki burada vardır, gösteririm size. Yani burada görünmüyor ama TYT için ve AYT için üretildi. Tüm sınavlar için böyle işte ortak konular üretildi. Ben çok beğendim bunları. Şunu bir şey yapalım. YouTube eksik kalmadı zaten. Problem içinde 2020 KPSS için Yargı'nın Kelebek serisini almıştım. Muhteşemdi. Ama ben çok çözdüm. Çözemedim. Çünkü 3 tane matematik kaynağı çözdüm ben. Bunu çözene kadar bitiremedim bunu. Yani biraz çözdüm. Ondan sonra problemlerin devamı içinde İlyas Hoca'nın dediğim gibi, az önce de söylediğim gibi taktiklerle serisini çözeceğim. Burada bence bu çok mantıklı. Yani mantıklı değil mi? Çok güzel bir kaynak. Çünkü yani bütün problem çeşitlerini içine almış. Her şeyi içine ve almış ve ayrıntılı bir şekilde anlatmış. Bence mükemmel bir kitap ve mükemmel bir seri. Sonra geometri için tekrar konu anlatım, PYM'in 2020 konu anlatımını kullanacağım.
Ben bunun matematik için olanını kullandım. Ve gerçekten hani temelimi oluşturan bir kitaptı. Bunun da içini göstereyim size. Bunu hiç çözmedim. Zaten 83 nasıl 83 aldığımı çektiğim videoda söylemiştim. Geometri ve dil anlatımı hiç çalışmadım dil bilgisine. Yani bu kitabın genel şey böyle kitapların daha doğrusu böyle konuyu anlatıyor, örnek soru çözümleri veriyor ve daha sonra bakın ne kadar çok örnek soru çözümü var. Daha sonra bakın hala bitmedi. Daha sonra gerçi bunlar başka konuya geçiyor. Daha sonra sana test veriyor. Yani biliriz normal konu anlatım gibi ama her soru çeşidi de bunlarda oluyor. Ben o yüzden bunları çok seviyorum. Sonra tabii ki İlyas Hocam'ın KPSS 2000'in matematik kitabı. Bu kitabı da çok seviyorum ama testlerin sonu zor oluyor. Gerçekten terleten sorular oluyor hocanın dediği gibi. Daha sonra matematiğin PGM'nin ezber bozan soru bankası. Bunu da bitirmeyi düşünüyorum. Yani her dersin 3 soru bankası da bitirmeyi düşünüyorum. 2 tane kesin zaten. Bir de İlyas Hoca'nın işte o seriyi tamamlarsam, çünkü bütün konuları içeren serileri var. O seriyi tamamlayıp çözmeyi düşünüyorum. Bu kitap da DGS için almıştım 2020 için ama hiç çözemedim. O kitapları çözene kadar buna sıra gelmedi doğru düzgün. Zaten DGS'de öyle ahım şahım bir hazırlık konuşamadım. Hazırlık yapmadım. DGS'yi çok önemsemiyordum. Bu da hani az önce coğrafyada dediğim gibi böyle boş zamanlarımda hani bir saatlik yarım saatlik aralarımda çözebileceğim bir şey olsun diye aldım bir test. Çekkopart'ı test ve ben bundan da bayağı memnunum. Tam böyle güzel temel oluşturabilecek sorular var. Bunu da 2020 KPSS için aldım ama bunu da çok çözemedim. O yüzden bu seneye kaldı. Yani bunlar. Dediğim gibi bunları kullanıyorum. Yani biraz kalitesi düşük galiba videonun. Bunları kullanıyorum. Videoyu da burada kapatıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.